Efendim Kripto Para'ya tekrardan hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu Evet haftanın son programındayız. Bugün bizlerle sevgili Kemal Kabakçı olacak stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba hoş bulduk. Şimdi ben de az önce reklama gitmeden önce dedim ki yaklaşık 41 bin dolara kadar geldi bitcoin fiyatları. Bu sefer şeytanın bacağı acaba kırılıyor mu dedim. Ne zaman kırılır, nasıl kırılır, hangi teknik seviyede kırılır? önce 42.500'ü eğer üstünde kapanış sergilersek bu da mı şey, bir gol değil. bu sefer gol olacak gibi <laughs> duruyor. Çünkü çok fazla e, deniyor 42.500'ü son bir haftadır, 10 gündür hı hı. bu seviyeler arasında gidip geliyoruz. Haber akışları da güzel olumlu gidiyor bu yönde Perihan Hanım. Eğer bir olumsuzluk gelmezse 42.500'ün üzerinde günlük ya da haftalık kapanışlar yaparsak piyasa için daha da umutlanabileceğiz. Ee, bir Bloomberg analisti de bu arada Bitcoin için 100 bin, 100 bin dolarlık hedef fiyat vermiş. Gerçi şöyle bir şey de var. Yani e, fiyatlar düşerken genelde e, hemen analistlerden böyle inanılmaz e, hani ne derler, ne derler, öldürücü e, rakamlarda hedef fiyatlar veriliyor. Bir yükselmeye başlayınca da ardı ardına inanılmaz böyle yukarı yönlü revizeler geliyor. 100 bin dolar yenilenmiş boğa piyasası öngördüğünü açıklamış. E, uzak mı bu tahmin, ulaşılabilir mi? Ya yani şöyle tekrardan önce düştüğümüz seviyelere gelmemiz lazım bunları konuşabilmemiz için Perihan'ın. Hatta geçtiğimiz hafta bir tahmin daha vardı, 327 bin küsürlerdeydi tam küsüratı küsüratına bir tahmin verilmişti analistlerden. Ama önce hani ayağımızın önündeki taşları toplamak lazım ileriye. Önce ayağımızı, organımızı kullanalım. Evet. <laughs> Aynen tersiniz. öyle. Önce bir 42.500'ü geçelim. Ondan sonra 50 binlere doğru bir yolumuzu alalım. Eğer tekrardan yeni zirveler geldikten sonra da binlere o zaman konuşulabilir ama şu an için hani umut satmaktan öteye geçmez 100 bin olacak 100 bin bekliyoruz demek de. Tabii ki ileriki vadede görülebilir Çünkü 65 bin dolara çıkmış bir Bitcoin var neden 100 bin olmasın ama ancak şu andaki ilk hedefimiz 500'ün üstünde günlük ve haftalık kapanışlar yapmak. Hacimler söylemek. nasıl peki? Bu arada kripto para piyasasına genel olarak baktığımızda değerin 1.7 trilyon dolara ulaştığını görüyoruz Hı -hı. ama hem hacimler hem de kurumsalların ilgisinden de bahsedecek olursak nasıl süre gidiyor şu an durum? Evet Aslında hacimlerde ciddi bir düşüş vardı Hı -hı. Ee, özellikle 28 binlere gerilemesiyle beraber. Oradan tekrardan e, Hacim tarafında bir destek aldı ve e, piyasaya yeni girişler olmaya başladı. Ardından da kurumsallar tarafından ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı kripto paralarla ilgili. Hem e, Bitcoin tarafında açıklamalar gelmeye başladı hem de Ethereum tarafında gelmeye başladı. Hani sadece yönümüzü Bitcoin'e doğru çevirmedik bu sefer. Tekrardan bir hareketlenme görebiliriz önümüzdeki dönemde. Çünkü e, geçmişe baktığımızda ucuz bir fiyat var. Kripto paralar için, bunu da kurumsal alıcılar değerlendirmeye başlıyor, ufak ufak çeşitli fonlar fon girişleri yapıyor, ETF onayları bekliyor. Yani dediğimiz gibi tekrar bir boğa koşusu olacaksa önümüzdeki dönemde bu ETF onayları önemli bir rol izliyor. Bizim de gözümüz kulağımız orada, bununla ilgili birkaç olumlu haber piyasayı gerçekten tetikleyebilir İlerleyen süreçte de. Neden e, bu analistlerin dediği 100 bin dolarlar olmasın ama şu an için dediğim gibi onu konuşmak çok erken. JP Morgan da bu arada dün konuşmuştuk bu bir varlıklı e, müşteriler için, şirket için e, bu arada Bitcoin fonu fonu başlattığını açıkladı. E, tabii burada bireysellerden ve bireysel yatırımcıların taleplerinden çok çünkü kurumsalları, işte ETF'leri takip Hı. etmek, daha faydalı. Neden? Çünkü geçtiğimiz yılki bu yükselişi aslında biz kurumsalların ilgisiyle yaşadık. O yüzden de yeni yeni zirveler gelecekse burada da hani derler ya oyuna e, kurumsalların dahil olması, e, yeni yatırımlarla dahil olması gerekiyor diye. O yüzden bununla konuşmakta fayda var. Tabii ki ya yani şöyle söyleyebilirim. Önce JP Morgan'ın haberini özellikle tekrardan gündeme getirmeliyiz. Çünkü kripto para e, düşmanlığı, karşıtlığıyla, düşmanlığıyla... Düşmanlığı düşmanlığı başlayıp bir süre gelen bir süreçte sonra tekrardan bir çark etme durumu oldu. Bu çok önemli çünkü geçtiğimiz zaman diliminde biz hep e, kripto paralara karşı bir düşmanlık ardından bir çark ediş ve sonra kripto paraların yılmaz savunucusu haline geldiler Perihan Hanım. Ama dediğiniz gibi bireyselden ziyade kurumsallarla beraber girecek fon akışı çok daha yüksek olduğu için e, bu tarafa şu an için bizim için önceliğimiz kurumsalların ne kadar giriş yaptığı piyasaya ama bireysellerin de giriyor olması bundan sonra bu dalgalanmayı daha da az hale getirecek bir nokta. Hani kısa vade için belki değil ama uzun vade için piyasadaki dalgalanmayı ciddi önleyecek bir nokta. Çünkü hep söylediğimiz şey çok yeni bir piyasa halen de yeni olmaya devam ediyor. Ama ne kadar çok insana ulaşırsa, çünkü kısıtlı varlıklardan bahsediyoruz burada, o kadar dalgalanmanın önüne geçilecek. Artık hani 200 dolar belki 300 dolar ilerleyen zamanda hareket gerçekleştiğinde diyeceğiz ki piyasada ciddi hareketler oldu diyoruz. Ama şu an işte bir saat içinde iki saat içinde bitcoin içerisinde 1000 dolarlık 2000 dolarlık hareketleri gördüğümüzde artmadı ya da çok düşmedi diyebiliyoruz. İlerisi için bireysellerin girmesi önemli ama şu an hep söylediğimiz gibi gözümüz kulağımız kurumsal tarafta. Çünkü ciddi bir fon akışı getirecekler piyasaya. Şimdi bu, bugün isterseniz biraz Ethereum'da yatıralım masaya. 2700 doların üzerindeyiz ve bu e, Londra yükseltmesinden sonra saatte işte ne kadar Ethereum yakıldı e, bunlar çok konuşuluyor. 395 bin dolar Ethereum yakılıyormuş saatte. E, şimdi bu yükseltme ve bu yükseltilme bu güncelleme sonrasında Ethereum'da neler yaşanacak? Şimdi bunu konuşmak lazım. Bir de e, olası tabii ki yatırımcıları ilgilendiren e, en önemli kısım ise fiyatlama ve fiyatlama üzerindeki etkisi de. Çok beklediğimiz Londra güncellemesi hı hı. sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu aslında ufak da olsa fiyat hareketine pozitif bir şekilde yansıdı. Önümüzdeki günlerde Ethereum çok daha iyi duruyor. Baktığımızda grafiklerini de incelediğimizde herhangi bir olumsuz tablo söz konusu değil şu an için Ethereum tarafında. Şöyle bir güzel tarafı var. Bu güncelleme neden önemliydi bu kadar? Şimdi bir Ethereum yatırımcıları biliyor, Ethereum sınırsız bir varlık. Bitcoin gibi şu kadar adeti, şu, bu kadar adeti diye konuşamıyoruz Ethereum tarafından. Bu güncelleme ile beraber artık Ethereum yakılmaya başlayacak. Yani hmm. yakı, e, üretilen Ethereum'dan yakılan Ethereum daha fazla olacak ve bu aslında bizi bir arz kısmına doğru götürecek zamanla. Arzın kısılması da fiyata pozitif yönde etkilemesini bekleriz e, her zaman e, bunu konuştuğumuzda. Ve bu noktayla birlikte de artık Ethereum hani hep konuşuluyor, 10 binler konuşuluyor, 15 binler konuşuluyor ya da bu piyasanın ikinci büyük para birimi olmasına rağmen Bitcoin'in çok gerisinde kaldığı söyleniyor. Bu güncellemenin sonucunda yakımlar tam olarak başladığında, gerçekleştiğinde bir arz kısıtı gelecek ve Ethereum'da ciddi bir şekilde fiyatlamalar görebiliriz. Ama hani önümüze bakacak olursak bugünlerde bizi neler bekliyor? 2700 seviyelerinde fiyatlanıyor. Burası bizim için önemli bir nokta Perihan Hanım. Biz 2700'ün üstünde fiyatlamamız kaldığı sürece 3.000 dolarlara hedefleyeceğiz buradan sonra. Asıl zaten geçtiğimiz dönemde Ethereum'un e, tarihi zirvesini yaptığı noktada 3.000 dolardan sonra çok hızlı bir hareket gelmişti ve kendini 4.000 dolarların üzerinde bulmuştu. Bizim buradaki ilk hedefimiz burada kalıcılık sağlaması ve 3.000 doların üzerinde çıkması. 3.000 doları da geçtiği takdirde tekrardan hızlı bir koşu bu haberlerle beraber, bu yeni güncellemeyle beraber Ethereum tarafında görebiliriz. Sadece Ethereum mu burada? Hayır. ERC ağını kullanan diğer tokenlarda, defi projelerinde ciddi hareketlenmeler görebilebilir. Mesela? Link tarafı Hı -hı. özellikle. Çünkü defi tarafının en büyük e, projesi burada ve çok fazla kurumsal taraftan da Hani Ethereum, Bitcoin okey ama e, link tarafıyla da ilgili çeşitli çalışmalar, çeşitli haberler geliyor. Onun dışında hep bir tam potansiyeline ulaşamadı diye konuştuğumuz bir BAT vardı. BAT tarafı çünkü önemli bir projeydi, iyi bir projeydi ama hep dert yandığımız kısım BAT'la alakalı. Ethereum'un transfer ücretlerinin fazla oluşu ve BAT'ın istediği potansiyeli gidememesiydi. Bu güncellemeyle beraber bu fi ücretlerinde de ciddi düşüşler yaşanacak. Buradan olumlu çıkabilecek, takip etmemiz gereken tokenlardan bir tanesi de e, BAT burada özellikle takip eden yatırımcılarının daha iyi incelemesini e, önerebilirim BAT tarafıyla alakalı. Bunun dışında bu ERC ağ içerisindeki diğer kripto paralara da iyi bakabiliriz ama LINK ve BAT e, belki de bu ücretler tarafında en çok çeken e, kripto paralardı. Bunlar için de önü açılabilir ilerleyen süreçte. Daha ciddi fiyatlamalar görebiliriz çünkü hala ucuz kalıyor geldiği noktalardan fiyatlara baktığımızda çünkü bir 60 dolara yaklaşan bir link vardı hı hı. hani 20-25 dolar bandı arasında seyrediyor ve baktığınızda çok fazla iskontolu duruyor eğer tekrardan piyasa güçlü hale gelirse buralar link için bir alım fırsatı olarak görülebilir. Peki e, özellikle linkten bahsettiniz. Aslında orada da sizin söylediğiniz gibi işte yeni haber akışları var dediniz. İşte bakıyorum Sivişe Telekom firması Siviscom e, bağlantı noktası operatör olarak kullanacağını açıkladı ama e, linki. Buradaki gelişmeleri de biraz masaya yatıralım. En azından belki hani burada nakitte olup portföy Hı -hı. E, oluşturmak isteyen yatırımcılar için de bir ışık tutabiliriz. Tabii ki ben yani dediğim gibi burada link önemli bir hamle. Çünkü iskontolarına baktığınızda ya da... Gördüğümüz fiyatlara baktığımızda hep şunu diyoruz ya katil olay mahalline geri döner. Çünkü hı hı. piyasada kötü bir akış söz konusuydu. Ciddi futlarla karşılaştık. Kötü haber yığını meydana geldi ama son 10 gündür baktığımızda da iyi haber akışları devam ediyor. Bu piyasanın artık aşağıya düşmekten birazcık daha toparlama yoluna gittiğinin göstergesi olabilir. Belli noktaları geçtikten sonra çünkü bitcoin özellikle piyasanın yönünü çok ciddi şekilde e, belirliyor şu anda. 42.500'ün üstünde bir bitcoin'i gördüğümüzde tekrardan rahat bir nefes alabileceğiz burada. Bu rahat nefesi aldıktan sonra artık portföyümüze eklemelere başlayabiliriz. Çünkü piyasa e, rolantiye oturdu diyebiliriz o noktadan sonra. Hani artık o 28 binlerin altındaki 20 bin hedefleri uzak kaldı diyebiliriz. Böylelikle de çantamıza e, yeni kripto paraları ekleyeceğimiz bir dönem söz konusu olabilir. Burada da e, Ethereum'un yapmış olduğu e, son güncelleme ile beraber bu ağ içerisindeki kripto paraları e, sepete atmak e, makul gibi gözüküyor şu an için. Şimdi e, burada birazcık daha aslında gözüm fonlarda yani neden Hı -hı. E, önümüzdeki süreçte artık yatırımcılar belki kendileri bireysel olarak e, kripto para alıp satmak yerine fonla talep edebilirler. Bunu birçok piyasada görüyoruz işte. Ben e, iyi bir trader Hı -hı. değilim, fiyat e, daha doğrusu piyasayı çok iyi izleyemiyorum diyelim ki e, ama altın yatırım yapmak istiyorum. Bunun yerine fonlarını tercih Hı -hı. edebilirim veya bu hisse senedi tarafı için de geçerli. E, ben farklı bir meslek grubundayım, sürekli fiyat izleyemiyorum. Fonlara yatırım yapmam benim için daha Avantajı daha profesyoneller tar tarafından yönetildiğini görüyorum e, gibi böyle talepler görüyoruz. Dünyada da zaten e, fon sisteminde ve fonlara yapılan yatırımların da arttığını görüyoruz. E, hatta Avrupa Birliği düzenlemelerine uyan ilk Bitcoin e, fonu da Fransa tarafından Hı -hı. geldi bu atak. E, o yüzden yavaş yavaş aslında hatta böyle karma fonların içerisinde kripto paraları da görecek miyiz? Yani ben birazcık daha sepet fonlara yatırım yapmak istiyorum Diyelim içerisinde hisse senedinin, kıymetli metallerine ama aynı zamanda kripto paralarında bulunduğu e, farklı farklı fon stratejisi lerinin oluşturulduğunu farklı ülke gruplarında görecek miyiz? Buna Türkiye de dahil tabii ki. Şimdi şöyle, zaten hani kripto paralardaki bu hareketlenmeden dolayı yatırımcıların da bir korku söz konusu oluyor. Özellikle son dönemdeki o boğa hareketinden sonraki düşüşte Nereden alsam kazanamıyorum yani demek ki artık biraz emek vermem gerekiyor demeye başladı çünkü. Tabii ki çünkü kişiler. gerçekten de hani çok popüler olduğu bir noktada fiyat zirvesi yapmışken tepeden alan birçok yatırımcı oldu ve bu bir güven kaybıdır aslında piyasaya karşı da. Bunu da para çıkışlarıyla beraber ciddi şekilde görmüş olduk e, piyasanın hacminin daralmasıyla birlikte. Ama bu fonlar dediğimiz gibi bir kurtarıcı özellikle olacak. Çünkü sadece kripto para endeksli olmayacak. içerisinde e, başka e, fonlar da mevcut olacak. Bir tık daha güvenli gelecek yatırımcılara. Dolaylı da olsa tekrardan piyasaya Para girişi olacaktır. Bu da e, çok ciddi bir şekilde e, dünyada e, adımların atıldığı bir nokta. Birçok haber görüyoruz. İşte en son söylediğiniz sizin haber. E, sizin söylediğiniz haber de bunun içine dair. Birçok ülkede çalışmalar gerçekleşiyor bununla hem de e, geleneksel yatırımcıyı da piyasanın içerisine böylelikle çekiyor. Aslında söylemek istediğim çekiyor. oydu. Yani ben kripto paraya tek başına yatırım yapmaya Hı -hı. çekiniyorum ama ya buradaki yükselişten de faydalansam mı acaba diye e, içerisinde farklı enstrümanlarına ama aynı zamanda kripto paralarına dahil olduğu fonlar geleneksel yatırımcılar tarafından tercih edebilir çünkü. Yani çok fazla. Hı -hı. çünkü özellikle belki de geleneksel yatırımcı ya da bu piyasadan korkan yatırımcıyı çekmek için bu paraya, bu piyasaya, bu piyasaya yeni para girişleri için Önemli bir nokta. Şu da doğru. Yani kripto paralar da sonuçta birbirine etkileniyor bitcoin dominansında. Hı hı. Yani o zaman ben kripto paralardan da bir sepet yaptığımda aslında teknik olarak sepete farklı yumurtalar koyuyorum ama aynı renk yumurtalar koyuyorum. Yani yine hepsi kripto paralardan oluşuyor. Aslında içerisinde biraz farklı enstrümanlar da koysam yine kendime heyecan Tabii hece ki. Etmiş riski Öyle dağıtmış olacağız. Hı hı. Çünkü şöyle bir durum söz konusu olacak. Son dönemdeki izlediğimiz hareket çok net. Bitcoin iyiyse piyasa iyi. Bitcoin iyi değilse ah, tam piyasa olarak söylemek oydu. Evet. kötü noktasına geliyor ve siz bu sepetin içerisine ne koyarsanız koyun Bitcoin kötü gittiğinde riskimi dağıtmış olmuyorsunuz oluyor. ve değişen bir durum olmuyor. Ama dediğiniz gibi fon tarafında yeni adımlar gelirse bununla ilgili bir tık daha güvenli bir yatırım aracı haline dönüşebilecek. Tabii ki bu kötü haberlerin gittiği noktada bunu söyleyebiliriz. Ama e, piyasa belki iyi regülasyonlar ki. birazcık daha... artık Gelip bu daha yasal bir hale gelebilirse. Aynı, <laughs> Türkiye'de bununla ilgili adımların atılacağını söyledi ama maalesef başımızdan e, felaketler eksik olmuyor. Buradan da tekrardan herkese çok İnşallah geçmiş olsun diyelim. E, ve bu işler birazcık daha e, öteleniyor böyle durumlarda. Hani Bununla beraber Türkiye'de yeni regülasyon adımları atılırsa belki önümüzdeki dönemlerde e, fon tarafında da e, bunları görebileceğiz. Bununla ilgili adım atacak. Çünkü çok fazla Türkiye tarafında da e, Hı -hı. kurumsal tarafların, bankaların e, bu işleri takip etti. E, bizim de kulağımıza geliyor Hanım. Sevgili Kemal Akabak çok teşekkür ediyorum yine keyifli Ben sosyal, teşekkür de, ederim. Izleyici. Çok sağ olun. E, şimdi programımıza noktayı koyalım. O zaman da yatırımcılarımıza, bizi izleyenlerle tekrardan pazartesi günü görüşmek üzere randevulaşalım. E, şimdiden herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü kripto para borsasıyla, kripto borsasıyla daha doğrusu sizlerle olacağız efendim. Kendinize iyi bakın. thank you